Bu hayatta onların hayatının dışında ne var ki? Geriye ne kalacak ki? İşte ölüm kapıda, geldi gelecek, girdi girecek. İşte Azrail bütün kanatlarıyla sanki üstümüzde, geldi gelecek, vardı varacak. Bugün birinin kapısı, öteki gün ötekisinin kapısı. Arada ne fark var? Herkes sırasını beklemiyor mu? Sırasını bekleyip sırayı savuşturanlar var. Güneşe tırmananlar var. Büyük ama çok büyük iş yapanlar var. Allah Resulü'nün en büyük kızıydı. Büyükler çok çileli olurmuş. Küçükler çok nazlı olurmuş. Çilenin en büyüklerinden birine. Selam sana çile diyen bir büyük. Bir Zeynep'imiz vardı. Zeynep'ten öte. Bir Zeynep'imiz vardı. Zeynep'lerden öte bir Zeynep. Bir Zeynep vardı. Sembol olan bir Zeynep vardı. Dilden dile konuşulan bir Zeynep vardı. Zeynep işte. Hazreti Resul'ün en büyük kızı. Daha peygamberlik gelmemiş aslında. Hazreti Hatice 50 yaş üzerinde, olgunluk yaşında, Nebi'nin yaşı belki 35 civarında. 40'a varmamış henüz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Zeynep'ini çok sever. Aslında o bütün çocuklarını çok severdi. Ama Zeynep'in özel bir yeri vardı. Zeynep'in ayrı bir yeri vardı. Bir gün Mekke-i Mükerreme'de kapı çalınır her gün. Birbiri ardınca Zeynep'i isteyenler sıraya dizilir. Herkesin gönlünde Zeynep vardır. Herkes Zeynep'i istemektedir. Ama Hatice'nin gönlü, Zeynep'in anasının gönlü, Resulullah'ın eşinin gönlü başkasında. Kızını ona verecek. O kendi akrabası olan Ebu'l-As'ı istiyor. Ebu'l-As'a kızını vermek istiyor. Ebu'l-As sağda solda konuşuyor. Peygamberin, Muhammed'in kızı Zeynep'e talibim diye. Allah Nebisi duyar bunu. Sevinir de Nebiler Nebisi. Henüz peygamber değildir. O kadar sevinir ki. Kızına diyecek, Zeynep seni istiyor Ebu'l-As. Ama doğrudan doğruya sormak olmamış o gün. Peygamber edebinde, peygamberlikten önce de peygamber edebinde. Kızım seni Zeynep'e vereyim, kızım seni Ebu'l-As'a vereyim mi sözü olmuyor. Bir gün içerideler Hatice, Zeynep, Bereke, Ümmü Süleym, hepsi içerideler. Resulullah dışarıdan çağırır. Zeynep der. Zeynep, 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 Zeynep. Buyur babam, canım sana feda. Buyurun der. Zeynep'im der. Ebu'l-As senin adını anıyor. Seni istiyor yani. Zeynep ne diyecek? Herkes susar. Çünkü denk bir eşleşmeydi. Zeynep nereden geliyorsa Ebu'l-As da oradan geliyor. Ana tarafından akraba, Resulullah'ın hanımından yana Zeynep'e akrabı Ebu'l-As. Bu evlilikte ananın rolü çok. Evliliklerde ananın rolü küçümsenmemeli. Anaya danışılmalı, annenin talebi göze alınmalı, dikkate alınmalı, itibara alınmalı. Ana çünkü analar önemlidir. Allah Resulü dinler. Müthiş bir düğün yaparlar. Güzel bir düğün olacak. Ana henüz peygamberliği gelmemiş. Resulullah henüz peygamber değildir. Ama her tarafta Mekke'de Zeynep'in düğününden bahsedilir. Muhammed'in kızı doğru yere gitti der. Kimse yadırgamaz bu evliliği. Kimse söz söyleyemez bu evliliğe. Ebu'l-Assor sık sık seyahate gider. Zeynep sık sık yalnız kalır. Evlilikten Umame doğar. Evlilikten Ali doğar. Sonra bir gün peygamberlik geldi Nebi'ye. Resulullah peygamber oldu bir gün. Zeynep'te bir korku. Ya babamı çıkarırlarsa, ya babamı eziyet ederlerse, ya Mekke babama tuikas kurarsa diye. Bir gün konuşurlarken
Hazreti Fatıma'nın ağladığını görür Zeynep. Der ki Fatıma niye ağlıyorsun küçük kızcağızım, küçük kardeşim, kız kardeşim. Der ki dayımı duymadın mı? Varaka bin Nevfel dayım babamı çıkaracaklarını söylüyor. Bir gün Mekke'den babam çıkacakmış, Mekke'den çıkarılacakmış bir gün. Duymadın mı abla? Çıkaracaklar mı? Evet deyince üzülecek. Bir gün döner kocasına Ebu'l-As'a der ki sen de babama inanmıyor musun? Ebu'l-As der ki baban çok şerefli bir adam, çok asil bir adam. Babamın dinine girsene der. Zeynep ben nasıl senin babanın dinine gireyim? Girersem karısının lafını dinledi derler. Faturayı sana keserler. Ama canım öyle istiyor. Sen babamın peygamber olduğunun farkındasın. Ebu'l-As susar. Dışarı çıkar. Akşam dönünce Zeynep'e der ki Zeynep bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Baban beni gördü babam. Kabe'nin orada. Ne konuştunuz? Babam bana dedi ki Ebu'l-As ben peygamberim bana iman et. Peki sen ne dedin? Konuşmadım bir şey. Gönlüm babandan yana. Ama olmaz. Mekke beni defe koyar. Alemde konuşurlar. Zeynep'i dinledi derler. Zeynep'i karısının dinine uydu derler. Hatır için babasına tabi oldu derler. Zeynep ben bunu söyletmem kendime. Sen beni bilirsin. Ben şerefli bir adamım. Ben arkamdan laf söyletmem diyecektir. O gece yataklar ayrışır. Zeynep ayrı bir yatakta, Ebu'l-As ayrı bir yatakta. Sabaha kadar konuşmazlar. Yanına gider Zeynep'im sabahleyin Ebu'l-As. Üzülme Zeynep'im. Baban sonuç alacak üzülme. Baban asil bir adam, eğri büğrü bir adam değil. Üzülme vallahi. Baban Mekke'de istediğini elde edecek. Ben olsam ne yazar, ben olmasam ne yazar. Döner Zeynep der ki sen çocuklarımın babasısın. Sen aşık olduğum adamsın. Biliyorum ki sen de bana aşıksın. Ama istiyorum ki cennete girecek bir yola beraber gidelim. Ben tek başıma gitsem olmaz ki. Bir gün ıstırap günleri geldi birbiri ardınca. Resulullah'ın amcası Ebu Talib vefat etti. 3 gün sonra Hatice, Zeynep'in anası vefat etti. Daraldı Mekke Zeynep'e, daraldı Mekke Rukiye'ye, Ümmü Gülsüm'e, Fatıma'ya. 4 kız yan yanda, kucak kucağa, Cennetül Mualla'ya gömülür Hatice annemiz. Resulullah'ın vefalı hanımefendisi, Resulullah'tan çok daha büyük olan ama peygamberin en büyük saadeti bulduğu kadın dünyaya veda eder. Mekke yalnızlaşmıştır sanki. Mekke daralmıştır. Resulullah Mekke'de yaşayamaz hale gelir. Mekkeliler Mekke'yi Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ebu Sufyanlar, Velidler, Şeybeler, her biri bir devenin azı dişi gibi olan şu adamlar, her biri bir Uhud kadar güçlü bir kudrete sahip olan bu adamlar Mekke'yi Resulullah'a dar ederler, dar. Hazreti Peygamber bütün sahabiye Medine'ye gidin, Habeşistan'a gidin, terk edin burası. Burada artık yer yok bize, bize imkan yok artık. Öldürecekler yoksa birbiri ardınca. Bir gün Fatıma gider, Ümmü Gülsüm gider, Rukiye gider. Zeynep bir başına kalır Mekke'de. Bir babası var, bir Hazreti Ebu Bekir var, bir de Hazreti Ali var. Kimse kalmamış ki. Aile paramparça. Hatice mezarda. Ümmü Gülsüm, Rukiye. Rukiye Habeşistan'da, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Medine'de. Zeynep Mekke'de. Bir başına kalır Zeynep, tek başına. Bir tek başına kalır Zeynep. Döner, Rukiye'nin odasına bakar bomboş. Rüzgar pancurları
savuruyor böyle. Sanki rüzgar Mekke'nin sokaklarında nerede Fatıma diye geziyor. Sanki Mekke sokaklarında nerede Rukiye Ümmü Gülsüm, nerede Hatice diye geziyor sanki. Yapayalnız. Zeynep daralıyor. Artık her gün anasının mezarında. Kızlar annelerinin mezarında mutlu olurlar sadece. Anasının mezarında. Bulamadı bacıların yerine annesinin mezarıyla konuşuyor. Hatice validemizin, annem ben geldim. Ben Zeynep, Rukiye yok, Ümmü Gülsüm yok, Fatıma yok, İbrahim yok, Kasım yok, Abdullah yok, Tahir yok, kimse yok. Bir anne var sadece, bir anne var sadece. Sonra Hazreti Peygamber de Medine'ye gider. Zeynep tamamen yalnızlaşır ve bir gün Mekkeliler Medine yürümek isterler. Bedir Harbi olur. Bedir Harbi'nde Müslümanlar galip gelirler ama Bedir'de ikilem yaşar Zeynep. Zeynep'in kocası da gidiyor Mekke'ye, Bedir'e. Kocası ve babası. Babası Allah'ın Resulü, kocası Ebu'l-As, peygambere karşı savaşıyor. Gönül, ruh babadan yana, iç alem kocam ölmesin. Bir gün bakar, ya dedesiz kalacaksınız ya babasız. Çocuklarına öyledir. Umame ile Ali'ye, ya babasız kalacaksınız ya dedesiz. Babasız kalmanızı tercih ederim. Dedesiz değil. Benim babam giderse dünya yıkılır. Ama diğer yandan ağlar bunu söylerken, her sadık kadının yaptığı gibi kocasına ağlar, Müslüman olamayışına ağlar. Sonra bir gün halası Atike gelir. Müjde müjdedir Zeynep. Dede, baban kazandı. Allah'ın Resulü kazandı. Ama sana kötü bir haberim var. Nedir kötü haber Atike? Bu güzel haberden sonra. Yoksa kocam öldü mü? Kocan ölmedi ama esir oldu, esir. Babanın elinde. Babanın elinde esir. Hazreti Peygamber haber gönderir Mekke'ye. Bütün esirleri salıvermek istiyorum. Uzun mesele. Mesela Hazreti Ömer der ki bütün esirleri öldürelim. Hazreti Ebu Bekir hayır der. Resulullah Ebu Bekir'den yana tavır alır. Esirler öldürülmeyecek. Ama her esir ya 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretecek. Parası olan para verip girecek. Savaşın bedelini verecek. Herkes kaçar, herkes gider. Mekkeliler para bulurlar. Bir sadece Zeynep'in kocası bulamaz, Ebu'l-As. Vermezler para kardeşleri. Zeynep gider, rica eder Ebu'l-As'ın kardeşlerine. Para gönderin, Ebu'l-As'ın kurtarsın kendini. Derler ki, hayır, babam bıraksın onu. Çirkinlik yaparlar. Yalnız kalır, yalnız Zeynep, Zeynep. Allah Nebisi, esirlere iyi davranın der. Bir gün otururlarken çok garip bir şey olur. Otururlarken Resulullah'ın huzuruna bir mendil getirirler. Mendil içerisinde Resulullah'ın yanında mendil içerisinde bir şeyler var. O bir şeyleri Hazreti Zeynep göndermiş. Hazreti Zeynep göndermiş. Derler ki Amr bin Rebi diyor ki Allah'ın Resulü bu mendili size kızınız gönderdi Zeynep. Ne var içinde bunun? Kocasını serbest bırakınız diye, yani damadınızı bırakınız diye vermiş olduğu bir karşılık. Bakın Resulullah'a, damadımı bırakın demiyor, diyemiyor. Adil davranıyor. Kızını kayıramıyor. Çünkü peygamberdir. Çünkü herkese aynı davranmak zorunda. Ancak sahabi vazgeçerse alacağından vazgeçebilir Hazreti Peygamber. Resulullah önüne gelen mendili açıyor, açıyor, açıyor. Mendilin içindekini görünce Resulullah'ın başı önüne düşüyor bu şekilde. Niye biliyor musunuz?
mendil içinde çok özel bir şey var. Resulullah'a gönderilmiş, bunu alın, kocamı bırakın. Ne var biliyor musunuz? Hazreti Hatice'nin evlendiği gün Zeynep'e verdiği gerdanlık varmış. Kolye. Kolye. Evlendiği gün Zeynep'e vermiş Hatice annemiz. Hazreti Peygamber görünce kolyeyi, birdenbire gözleri dolu dolu peygamberin. Sahabede bir suskunluk. Sıddık'ın gözleri dolu. Ömer'in gözleri dolu. Ali'nin gözleri dolu. Hepsi Hatice'yi hatırlıyorlar. Resulullah'ın vefasını hatırlıyorlar. Hatice'nin goncası olan Zeynep verecek başka bir şey bulamadığı için annesinin kendisine vermiş olduğu kolyeyi gönderiyor. Kocasını kurtarabilmek için. Hazreti Peygamber kolyeyi şöyle çeker. Sahabiye bakar. Sahabi Resulullah'a bakar. Telepati öyle bir hal var ki o ona bakar anlatır. Sahabi ona bakır anlatır. Hazreti Peygamber şöyle der. Ne dersiniz? Zeynep'in kolyesini Zeynep'e göndersek mi? Geri göndersek mi? Zeynep'im için bu çok önemli, bu kolye. Anasından kalan tek hediye. Düğün hediyesi. Ebu'l-As'ı da bıraksak mı? Ne diyorsunuz sahabiye der. Sahabe hep beraber evet Allah'ın Resulü gönderin Zeynep'in kolyesini. Kızınızın kolyesini gönderin. Ebu'l-As'ı da bırakalım. Gönlümüz razı ya Resul. İlk kez gülümser yüzü. Ama Zeynep'in yanına Ebu'l-As'ı göndermeden kulağına bir şey söyler Resulullah. Vedalaşırken Ebu'l-As'a bir şeyler söyler kulağına, gizli şeyler. Ebu'l-As'ın rengi değişir. Peki Muhammed der. Mekke'ye gider. Zeynep hazırlık yapmış. Kocası geliyor. Esirlikten kurtuluyor. Zeynep Ebu'l-As'ı bekler. Ebu'l-As eve girer. Zeynep ona doğru yürür, kucaklaşmak ister. Ebu'l-As der ki Zeynep hayır dur. Bana yaklaşma. Neden? Otur otur Zeynep konuşalım. Halbuki Zeynep'i delice seviyor. Zeynep de onu delice seviyor. Karı koca arasında öyle bir güzellik, öyle bir aşk var ki. Aşkların ötesinde bir aşk. Ama diyor ki yaklaşma bana Zeynep. Niye diyor Ebu'l-As'a? Çünkü baban bana söyledi ki ben putperest olduğumu için Cebrail yasaklamış evliliğimizi. Bundan sonra Müslüman bir kadın bir gayrimüslimle ve dinsiz olan biriyle ve putperest ile evlenemezmiş. Hüküm yeni gelmiş. Babam benden söz aldı. Ben erkek sözü verdim. Babanı mağdur ettiremem. Babanı üzemem Zeynep'im. Seni canım kadar da sevsem babana söz verdim. Seni Medine'ye göndereceğim. Bu kadar mı? Bu kadar işte. Öyle der. Ebu'l-As Medine'de Muhammed'in başını önüne eğdiremem ben. Babanla savaşırım. Babana karşı direnirim. Babanın dinini kabul etmem. Ama babanın Medine'de başını önüne eğdirmem. Baban gibi asil ve şerefli bir adamı utandıramam ben. Ben yapamam bunu. İşte büyük adam. Lütfen şunu düşünün bir an. Hazreti Muhammed ne kadar büyüktü aleyhisselam. Düşmanları bu kadar büyük ve asildi. Varın siz Resulullah'ın büyüklüğünü biraz daha tefekkür ve tezekkür ediniz. Bir insan düşmanının büyüklüğüyle anlaşılır. Bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'di. Ama Resulullah'ın etrafında karşısında en az 40'a yakan Ebu Cehil vardı. Her biri otorite. Velid, Şeybe, Umeyye sayın sayın sayın. O gece uyumazlar. O bir yatakta, o bir yatakta. Aşkın arasına onur girmiştir. Aşkın arasına şeref girmiştir. Aşkın arasına iman girmiştir. İmanı tercih etmişlerdir. Aşklarına kaçımız imanı tercih ederiz aşkımıza.
Soruyorum size. Kaçta kaçımız imanı tercih ederiz aşkımıza? Bugün, bugün, bugün. Bırakınız aşkımıza. Kaçta kaçımız imanı tercih ederiz dünyalık menfaatimize? Zeynep tercih ediyordu babasını ve imanı. Ebu'l-As müşrik olmasına rağmen kıramıyordu Muhammed Nebi'yi. O gece Zeyd ibn-i Harise geliyordu. Zeynep'i almak için Ebu'l-As kendi akrabalarından Kinane'yi veriyordu. Diyordu ki Zeynep'imi götürün Medine'ye. Adamlarına diyordu ki Zeynep bizim namusumuzdur. Babasının yanına gidinceye kadar Zeynep'in başına bir şey gelirse Mekke'yi başınıza yıkarım diyor Ebu'l-As. Zeynep 4 aylık hamile. Yanında Ümame var. Yanında Ali var. Kim bu Ümame biliyor musunuz? Bu Ümame daha sonra Hazreti Ali ile evlenecek. Ölecek sonra. Kim bu Ali biliyor musunuz? Medine'ye girerken Resulullah'ın atını, devesinin terkisine aldığı torunu erginlik çağına gelince vefat edecek. Kimse kalmayacak. Zeynep'in nesli kesilecek, nesebi kesilecek. Ah Zeynep'in, ah. Çile büyüktür. Muhatap büyük oldukça çilesi de o kadar azimdir, dağlar kadar büyüktür. Büyüklerin derdi büyük olurmuş. Çilesi ağır olurmuş. Tam giderlerken Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke'nin müşrikleri derler ki Muhammed'in kızı kolunu sallaya sallaya mı girecek öyle? Yok öyle yağma. Göndermeyiz Muhammed'in kızını. Ona çirkin işler yaparız. Çirkin şeyler yapacaklardı Zeynep'ime. Hebbar ve yanındakiler bir tuzak kurdular. Kerbela'da Yezid'in kurduğu tuzaktan daha feci bir tuzak. Hüseyin'e karşı kurduğu bir tuzak kuracaklar. Zeynep'e el koyacaklar. Belki Zeynep'e çirkin işler yapacaklar. Önünü keserler. Zeyd ibn-i Harise ve Hebbar ellerini oklarına atacaklar. Diyecekler ki Zeynep'i teslim etmeyiz. Hebbar'a diyecekler ki sen bizdensin, müşriksin. Muhammed'in kızını mı koruyorsun? Evet diyecek. Canımın pahasına koruyacağım. O bizim namusumuz. Silahlar çekilecek. Hebbar Zeynep'e el koymak istiyor. Resulullah'ın kızını, çirkin işler yapacak Resulullah'ın kızına ve Medine'ye diyecekler ki Muhammed kızına bunu yaptık. Tahrik, çirkinlik, rezillik, iğrençlik, bayağılık, ne deseniz deyiniz ona işte. Adı işte öyle diyebileceğiniz her şeyin adı o işte. Birden ortalık karışır. Zeynep'i taşıyan deve hızla hareket eder. Zeynep 4-5 aylık hamile, deve Zeynep'i atar. Zeynep bir kayanın üzerine düşer. Düşer ve anında bütün o çöl Zeynep'in düşük kanıyla kanlanır. Zeynep çocuğunu kaybeder. Düşük yapar. Kanlar içinde görünce Zeynep'i öldü nasılsa derler. Öldü. Hadi gidiniz. Zeynep'i bir battaniyenin içine koyarlar. Mekke'ye geri taşırlar. O gün Mekke'de herkes bunu konuşuyor. Muhammed'in kızına kötülük yaptılar. Ona çok büyük çirkinlikler yapacaklardı ama Zeynep çocuğunu düşürmekle kurtuldu sadece. Mekke'nin kadınları lanet ederler bunlara. Mekke'nin erkekleri de utanırlar. Hele Medine ayaklanır. Haber şok bir şekilde yayılır Medine'de. Muhammed'in kızına saldırdılar. Kadına saldırılır mı? Kadın kirletilmeye çalışılır mı? İntikam böyle mi olmalıdır? Bu kadar rezil ve adice mi olmalı? Bugün bile aynı intikamlar yok mu? İki kişi çarpışırlar, savaşırlar, kavga ederler piyasada, görüyorsunuz. Hatta mafyamsı hesaplaşmaları görüyorsunuz. İğrençe sonra birbirlerinin kızlarına, karılarına el atarlar.
Kadından intikam mı alınır ya? İffet ve namustan intikam mı alınır? İnsan eğer iffet ve namusa göz dikerse iffetine ve namusuna göz dikilir. Men dakka dukka ne kadar doğru bir sözdür. Medine ayaklanır. Hazreti Ömerler kılıçlarına sarılır. Hazreti Aliler yürüyelim Mekke'ye. Bunun bedenini ödetelim. Resulullah sakin. O hep sakin. Sakinleştiriyor. Hint Mekke'nin bütün sokaklarını dolaşır. Görür onları, ileri gelen Mekkelileri tuh yüzünüze der. Utanmaz şarlatanlar. Siz Muhammed'le baş edemediniz de kızına mı saldırıyorsunuz der. Çok şiddetli bir şekilde tepki gösterir Zeynep'imin. İlginçtir. Bu Hint ki Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyecek. Ama o gün Zeynep'e sahip çıkar. Çok ilginç. Sonra Zeynep'i Medine'ye gönderirler. Güvenli bir şekilde Medine ayaklanır. Zeynep'i karşılarlar. O gün bayram günü Zeynep geliyor Medine'ye işte. Resulullah Zeynep'i karşılar. Kucaklar Zeynep'ini, kızını. Zeynep başını Resulullah'ın omuzuna koyar. Ağlar ağlar, uzun uzun ağlar. Resulullah'ı kucaklar. Kadınlar da o gün orada, hepsi orada. Zeynep'i karşılamaktadır. Evladını kaybeden, kocasından uzak duran Zeynep'i Medine bağrına basar. Ama ne yazık ki Zeynep hasta artık. Çünkü o sert darbe deveden düşerken kayanın üzerine düştü ya, Zeynep'in iç organlarını parçalamıştır. Zeynep bundan sonra kalan ömrünü yarı sakat geçirecektir. İmanın bir bedeli vardır. Zeynep o bedeli ödemektedir. Hamza Uhud'da ödedi. Mus'ab Uhud'da ödedi. Zeynep Mekke yollarında ödedi işte. Allah Nebisi onu hemen yanındaki odaya yerleştirir Hazreti Zeynep'i. Hicretin 6. yılında Zeynep tam bir yalnızlık içerisinde. Ama Resulullah her gün bir çorba piştiğinde ilk çorba kasesini kızı Zeynep'e götürür. Torunlarını yedirir. Yanına alır. Sırtına. Namaza çıkarken Ümame ile çıkar. Kızı Ümame, torunu Ümame ile, Ali ile çarşıda pazarda dolaşır. Yalnızlıklarını örtmek için. Sevgili dostlar. Ama o dönemlerle ilgili Zeynep hakkında az bilgimiz var. Fazla bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey Zeynep odasına çekilmiştir. Yalnızdır. Bir gün Ebu'l-As Resulullah'ın yanına gelir. Hazreti Peygamber sevinir. Hoş geldin. Ebu'l-As müşrik, Müslüman değildir. Ama Resulullah'ı görmeye gelmiştir. Allah Nebisi sevinir onu görünce. Ticaretini yapar. Resulullah'a der ki eski karımı görebilir miyim? Eski karımı görebilir miyim? Kızınızı, Zeynep'imi. Resulullah der ki görürsün tabii. Görürsün. Ama karı koca olamazsınız. Sen müşriksin, o Müslüman. Ama görüşmek istersin, görüştüreyim. Evet Muhammed, görüşmek istiyorum. Resulullah kapıyı çalar. Zeynep kapıyı açar. Buyur babam der. Kızım, Ebu'l-As gelecek. Kocan, eski kocan. Ama karı koca değilsiniz, dikkat et. Çocukların yanında mı? Yanımda babam. Zeynep, konuşun. Sohbet edin. O kadar. Sohbet ederler. Sonra Ebu'l-As geri döner Mekke'ye. Bütün ticaretini devreder mallarını Mekkelilere. Sonra döner ve Mekkelilere der ki ben artık Müslüman oluyorum. Ben Müslüman oluyorum. Bakın Bedre sizinle çıktım. Esir oldum, paramla kurtuldum. Muhammed karını gönder dedi, gönderdim. Müslüman olmadım, direndim. Ama inanıyorum ki Muhammed haklı, biz haksızız. O doğru yolda. Ben Müslüman oluyorum. Atlar atına Medine'ye. Resulullah mescidi oturuyor. Sahabe ile beraber oturmuş sohbet ediyorlar. Ebu'l-As içeri girer. Yüz ayrı bir yüz. İslam'ın nuru parlıyor yüzünde Ebu'l-As'ın.
Demir ki Ebu'l-As değildi o işte. Dolu dolu bir Ebu'l-As, yüreği Muhammed'le dolu aleyhisselamla. Hanginizin yüreği Muhammed'le dolu değil ki? Muhammed'siz bir yürek boş değil mi acak? Bana söyler misiniz? Hazreti Peygamber'in yanında imanını haykırıyor. Ben buraya Müslüman olmaya geldim. Kimse için değil, Allah için. Senin peygamberliğini kabul ettiğim için geldim buraya. Hazreti Resul sevinçli. Şerefli ve asil bir adamın Müslümanlığına sevinçli. Müslüman olur Ebu'l-As Resulullah'ın yanında. Gözlerinde yaş vardır. Geçen yıllara, boş giden yıllara, anlamsız giden yıllara duymuş olduğu korkunç bir ıstırap vardır Ebu'l-As'ın yüreklerinde, gözünde, iç aleminde. Sahabi sevinir. Peygamber seviniyor ya, sevinmek lazım. Peygamber üzülüyor mu? Üzülmek lazım. Ebu'l-As tam çıkacakken Resulullah'a döner. Der ki, Müslüman olunca kızınıza yeniden talibim. Uygun görürseniz Zeynep benim karımdır. Uygun görmezseniz çıkıp giderim ben. Sanmayın ki Zeynep için Müslüman oldum. İmanımdan dolayı Müslüman oldum. Resulullah gülümser gülümser. Zeynep senin karındır der. Aranızda problem yok artık. Resulullah kapıya gelir. Kapı çalar. Zeynep uykuda. Rüya görüyor. Rüyada Ebu'l-As kapıya gelmiş. Sana döndüm Zeynep'im diyor. Kapıda, Zeynep'in kapısında. Zeynep rüyada, derin bir uykuda. Birdenbire kapı çalınca gözlerini açar. Üzülür birdenbire, rüyaymış meğer bu. Boş bir rüyaymış. Fakat dışarıda Resulullah'ın sesini duyar. En delal olan, en güzel babanın sesini, sevgilinin sesini duyar Resulullah'ın. En sevgilinin. Oy sevgilinin sesini duyar. Kapıya doğru gider. Kapıyı açar. Bir erkek görür, geri çekilir. Resulullah der ki, Zeynep, kocan Ebu'l-As Müslüman oldu, sana geldi. Karı kocasınız artık siz. Hadi Ebu'l-As der, ben gidiyorum. Karı kocayı baş başa bırakır. Sarılırlar birbirlerine. Ebu'l-As ağlar, Zeynep ağlar. İman için pranga vurmak lazım mı? Arzu ve isteklere vurmak lazım mı meğer? Zor olanı başarmak lazım mı? Lazımmış meğer. İşte dünya bir avuç kadar yakın. Ve işte ölüm herhangi birinize ayakkabınızın bağı kadar yakın. Bugün varsın, yarın yoksun. Bugün hareket ediyorsun, ellerin, kolların, dillerin, dişlerin, miden, beynin, sinirlerin. Yarın bir mevtasın. Hiçbir şey değilsin işte. Bu kadar yakın. Dün kainatlar idare ediyordun. Ordular, askerler, imparatordun, kraldın, kraliçeydin, saltanattın, sultandın. Bugün hiç bir avuç topraksın. Sen busun işte. Sana ne Allah'lık taslamak? Kimsin sen, kim? Haşa. Kulsun, kul. Ötesi yok. İşte. Ama ne yazık ki güzel günler uzun sürmüyor bazen. Kısa sürüyor. Zeynep Hicri 8 yılında kocası ona döndükten kısa bir müddet sonra yeniden alevlendi içindeki ateş. Hasta Zeynep. İç organları çalışmıyor zaten. İflas etmiş bütün vücut. Resulullah derler ki, Zeynep ağırlaştı. Sizi çağırıyorlar. Medine ayaklanır mescit. Resulullah'ın arkasında hepsi biri ardınca Zeynep'in kapısına doğru. Resulullah kapıyı açar girer. Sahabi dışarıda, eller yukarıda. Ya Rab Zeynep, bağışla Zeynep'i ya Rab diyen eller. İçeride Ebu'l-As var, Fatıma var, bacısı. Zeynep var, yakın kadınlar var, Bereke ve diğerleri var. Zeynep'in başındalar, son nefesini vermekte. Umama ağlıyor, Ali ağlıyor. Hazreti Peygamber Zeynep'in başında
Elleri ellerinde Resulullah'ın Zeynep'in. Zayıflamış naif kadın, Resulullah'ın en sevdiği Delal, ilk büyük kızı Zeynep. Yaşı ne ki? 30 bile değil belki. Hayat bu kadar acımasız bazen. Bazen takdir önünden kim ne yapabilir? Kul ne etsin? Kim ne yapabilir ki Allah'ın takdiri karşısında susar kainatın nefsi? Kim ne yapabilir ki? Zeynep işte gidecek. Ebu'l-As orada, Resulullah'ın gözü Zeynep'te. Kulağına eğilir kızının, söylenmesi gerekeni söyler. Cennete beraber buluşacağız inşallah kızım. Üzülme. Dünya sona erecek. Bugün veya yarın. Üzülme kızım. Zeynep'in dudaklarında Ali ile Ümame var sadece. Çocuklarım, babalarına teslim, Resulullah'a teslim. Hepsinden öte Allah'a teslim. Üzülme, üzülme. Gerçi oğlu erken girecek, anasına yetişecek. Erken girecek. Zeynep, gözleri babasında, son bir bakış kocaya, Ebu'l-As'a, Resulullah'ın ellerinde soğur Zeynep'in elleri. Hazreti Peygamber son bir buse, belki son bir dokunuş Zeynep'in şerefli alnına, Resulullah çıkar, ayağa kalkar. Zeynep'i hazırlayın der. Ebu'l-As Zeynep'in üzerine kapanır, ağlar. Ümama ağlar. Ali ağlar. Medine ağlar Medine. İstıraba ağlar Medine. Çileli bir kadına, hayat göremeyen bir kadına, imanı uğrunda ancak cennette giden, koşuşan bir kadına, Zeynep'e Medine, bütün Medine Zeynep'leşir. Bütün Medine Zeynep kesilir. Herkesin gönlünde Zeynep, herkesin kalbinde Zeynep. İşte Zeynep, Zeynep. Adı o işte Zeynep. Başka söze gerek var mı? Ağlarlar Medine'ye. Resulullah, onu yıkayın der. Sen yıka. Zeynep'imi güzel yıkayın. Zeynep yıkanırken Resulullah kapının dışında, içeriye sürekli söylüyor, onu böyle yıkayın. Vücudunu güzel ovalayın. Su dökün Zeynep'imin üzerine, su dökün. Medine Zeynep ağla. Medine Zeynep olmuş. Medine Zeynep için ağlamakta. Ağlayacak bir asır. İmanları için çile çeken herkes için bir sembol olacak Zeynep. Sevdasına ulaşamayanlara bir sembol olacak Zeynep. Israp dökenlere bir Zeynep olacak Zeynep. Sevgilisine ulaşamayanlara bir sembol olacak Zeynep. Çile çekenlerin adı olacak Zeynep. Ayaklananların adı olacak Zeynep. Israp çekenlerin adı olacak Zeynep. Sevdası uğrunda yüklenenlerin adı olacak Zeynep. Ve aşkı uğrunda, aşkıyla imanı karşı karşıya geldiğinde imanı tercih edenlerin adı olacak Zeynep. Zeynep unutulmayacak. Zeynep bir aşkın adıdır. Zeynep sevdanın adıdır. Zeynep sevmesini bilenlerin adıdır. İşte hazır orada. İlk tabut Zeynep'te kullanılır denmiştir. Medine halkı Zeynep'i Bakî mezarlığına taşıyor. Kardeşi İbrahim'in yanına. Diğer bacıları Ümmü Gülsüm'ün, Rukiye'nin yanına. Şimdi bacılar yan yanındadır hepsi. Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Dört bacı yan yanında. Medine mezarlığına ilk girdiğinizde, karşınıza çıktığında dört bacı yan yanındadır. O en sevdiği kolye Umame'nin elinde artık. Akşam eve döndüler. Ev bomboş. Zeynep gitmiş, bir ömür gitmiş. Bir kainat gitmiş sanki. Sabahleyindir. Resulullah'ın mescidinde herkes oturmuş. Kimse konuşmuyor. Mescid dolu. Matem var. Resulullah üzgün. Matem var. Madem ki Resulullah üzgün, üzülmek lazım. Üzülüyor gönülden. Muhammed'ine üzülüyor ümmet.
Bugün öyle değil mi? Bugün bütün bir dünyayı feda etmeyiz miyiz? Hazreti Muhammed'in bir saçına ben bütün bir dünyayı feda ederim. Bir saçına onun. Kundakta bir çocuk yeni doğmuş. Bir Medine'ye, Medineli'ye ait bir çocuk kundakta Resulullah'ın önüne getirilir. Kimin çocuğu bilmiyoruz. Bilmek de lazım değil ki. Kimin çocuğu bilmek lazım değil ki. Bir çocuk işte, yeni doğmuş bir kız çocuğu o gece. Zeynep gömülürken doğmuş. Biri gömülürken öteki doğmuş. Babası çocuğu getirir Resulullah'ın kucağına. Çünkü Medine'de doğan her çocuk Resulullah'ın kucağına getirilirmiş. Ezan okusun, isim versin diye. Hazreti Peygamber eline aldı çocuğun. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Sonra baktı. Dediler ki isim versen adı Zeynep olsun dedi. Zeynep. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Medine'de isimler değişti. Adı Berre olan adını Zeynep koydu. Yeni değişen bütün isimler Zeynep oldu. Bir Zeynep öldü, bin Zeynep dirildi. Bir Zeynep öldü, bin Zeynep ayaklandı. Medine'de doğan her çocuğun adı Zeynep oldu. Bugün arayın İslam dünyasını, Türkiye'yi. En çok verilen isimlerin başında Zeynep gelecek. Nüfus müdürlüklerine başvurun ve sorun. İstatistik yapın. İlk çıkacak 10 isimden biri mutlaka Zeynep'tir. Ümmet Muhammed'ine böyle sahiplendi. Ümmet Zeynep'ine öyle sahiplendi. Her taraf Zeynep. Hicri 12 yılda, yani Zeynep'in vefatından 4 sene sonra Ebu'l-As da vefat etti. Karısına yetişti. Umame Hazreti Ali ile evlendi. Ali, yani Zeynep'in oğlu Ali, erginlik çağına gelince vefat etti. Umame'nin çocuğu olmadı. Böylece Zeynep'in defteri kapandı. Sonra Mekke fethinden sonra çok garip bir şey oldu. Onu da anlatmam lazım. Anlatmadan eksik kalacak. Eksik kalır. Mekke fethedilmiş. Mekke ele geçmiş. Katiller Resulullah'ın yanına geliyorlar, özür diliyorlar. Müşrikler geliyorlar Resulullah'ın yanına, eman diliyorlar. İslam'a kılıç kaldıranlar geliyorlar, af diliyorlar. Muhammed Nebi hepsini affediyor, kimseden intikam istemiyor. Amcasının katilini affediyor. Ama biri içeri girdi, yüzü yarım yamak, yamalı kapalı. İçeri girdi. Onu tanıyoruz. Ben tanıyorum onu. Onun adı Cebbar. O Zeynep'i atından düşüren adam. Ya Resulullah'ın huzurunda oturdu ve dedi ki af için bir yol var mı? Müslümanlığa girmek için bir yol var mı? Resulullah dedi ki yol açıktır. Kimseye kimse ayıplanmaz, kimse kınanmaz. Kapı açıktır isteyene. Muhammed engel olamaz ki aleyhisselam. Adam dedi ki ben cinayet işesem de, işemiş olsam da. Resulullah evet. El İslamu yecubuma kable. Müslüman olmak, Müslüman olmazdan önceki günahları affettirir. Ben Zeynep'in deveden düşüp ölmesine sebep olan adam da olsam mı böyledir? Sen Zeynep'in düşüp ölmesine sebep olan adam da olsam be. Ne kadar, ne kadar büyüksün. İza afevte fe ente kadirun muktedirun ve la yestehinu bi afvikel cuhelâhu. Hassan bin Sabit'in, Resulullah'ın şairi Hassan bin Sabit'in dediği gibi İza afevte fe ente kadirun muktedirun ve la yestehinu bi afvikel cuhelâhu. Sen en güçlüyken affediyordun. Öyle bir affedişle affediyordun ki kimsenin senin affını hafife alamazdı. Öyle diyor Hassan bin Sabit Resulullah'ı anlatırken. Cebbar kalkıyor. Kızının katili gidiyor.
Müslüman oldu çünkü. Ömer. Renkten renge giren, sinirden beyni çatlayan Hazreti Ömer. Gözleri çakmak çakmak olan Hazreti Ali. Resulullah'ın yanındalar. Gözler Resulullah'ın üzerinde. Hazreti Peygamber bir işaret yapsa Cabbar'ın kafası gidecek. Anında cinayetinin bedelini verecek. Bedelini ben olsam bırakmazdım o şekilde. Çünkü kısasa kısas derdim. Kendi zayıf halimle öyle derim ben. Ama o Muhammed işte onun farkı o. O ben ve sen değil ki. O Muhammed Allah'ın Resulü. Kimse onun gibi olamadı. Kimse onun gibi olamaz ki. Hazreti Ömer bütün hıncıyla yere çöktü. Dizi kırılırcasına Resulullah'a döndü. Kurbanın olayım dedi. Bize bir işaret yapsaydın, şu adamı ikiye bölseydim. Resulullah'ın sözü. Hattab'ın oğlu. Peygamberler kaş ve gözle konuşmazlar. Peygamberler işaretle konuşmazlar. Defter kapanıyordu. Zeynep cennete. Nebinin yüreğinde bin dert Zeynep. Selam Zeynep'e. Selam gönlü Zeynep olanlara. Ve Zeynep'e bin Zeynep'e. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.